Merhaba arkadaşlar, şimdi dördüncü derste başlayalım. İsim tamlaması ve sıfat tamlaması. Kısaca, isim tamlaması bir isim artı ek. Mesela, güzel, kız, uzun, adam. İsim tamlaması, ismi tamlamayan. Bir de sıfat tamlaması. Bir sıfat artı ek. Mesela sıfat artı ek, o da nasıl olur? Aynısı. Sıfat güzel. Kız, sıfat artı ek, yeni araba, sıfatlandırıldı. Gelelim gerçek anlam ve mecaz anlama. Gerçek anlam nedir? Akla ilk gelen anlam. Gerçek anlam. Gerçek anlam. İlk gelen anlam. Akla ilk gelen anlam. Mesela örneği, ağacın yaprakları döküldü. Ağacın yaprakları döküldü. Tam anlam. Elim kanıyor. Elim kanıyor. O da tam anlam. Mecaz ise gerçek olmayan anlam. Mesela masanın ayakları, masanın ayakları kırıldı. Gözüm kan ağlıyor. Gerçek olmayan anlam budur. Arkadaşlar, çok kolay. Gerçek ve mecaz. Gerçek olan, akla ilk gelen, tam anlam. Mecazi, anlamdan çıkan, dışından çıkan, hani hayali olarak. Gözüm kan ağlıyor. Aslında kan ağlamıyor. Ama mecazi olarak gözüm kan ağlıyor, mecaz anlamı gelir. Bu konuyu bitirdik. Başlayalım başka bir konuya. Zamanlar. Basit zamanlar, ve birleşik zaman
Basit zamanlar. Şimdiki. Geniş zaman, gelecek zaman, duyulan geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman. Bir de kipler. Bir de kipler. 1, 2, 3. Şart. İstek. Emir. Bir de gereklilik tipi. Gereklilik tipi. Zamanların eki nedir? Şimdiki zaman yor, eki alır. Geniş, ar, er, gelecek, acak, ecek, duyulan geçmiş zaman, duyulmuş ama görülmemiş, muş, miş, yani mişli zaman, görülen geçmiş zaman, du, di, eki alır. Kiplerde gereklilik kipi, malı, meli, şart, sa, se, istek, a, e. Peki, birleşik zamanlar üçe bölünür. Hikaye, rivaye, bir de şart. Hikaye, zaman artı, dı, di, du, dü, rivayet, zaman artı, muş, miş, muş, müş, şart, zaman artı, sa ve si. Tamam arkadaşlar, ekler buraya kadar.